Bugün sizinle uzun, çok uzun bir yolculuğa çıkmak istiyorum. Bu yolculukta zamanın başlangıcından uçsuz bucaksız evrenin sonuna ulaşmaya çalışacağız. Zamanın bittiği yere. Başlangıcı olan her şeyin bir de sonu olması gereken yere. Evren hakkında konuşacak çok şey var. Ama bunu yapmadan önce evrenin hikayesini, doğum gününden öleceği güne kadar olan destansı hikayesini bilmemiz gerekiyor. Kemerlerinizi sıkı bağlayın. Bu hikaye, bizi ve bildiğimiz diğer her şeyi içine alan inanılmaz bir hikaye. Bildiğiniz her şeyi unutarak kendinizi zamanın ve evrenin dışında bir gözlemci olarak hayal edin. Gördüklerimizi anlayabilmenin tek yolu bu. Şimdi eğer hazırsanız hikayemizin başına gidiyoruz. Büyük patlama. İşte geldik. Şu anda bulunduğumuz zamandan 13.7 milyar yıl geriye gittik. Patlamadan hemen öncesi. Şu anda hayli tuhaf bir yerdeyiz. Aslına bakarsanız bir yerde bile değiliz. Bizim evrenimiz henüz doğmadı. Burada yer yok, yön yok, zaman yok. Sadece çok yoğun ve sıcak bir ortam olduğunu söyleyebiliriz. Günümüz kozmolojisi bilgisi dahilinde evrenin doğumunun 13.7 milyar yıl önce olduğunu hesapladık. Gerçekten Stephen Hawking'in dediği gibi büyük patlamada başlangıç aramak, kutup noktasında kutup aramak gibi midir? Öte yandan antik filozofların düşündüğü gibi evren aslında doğmamış olabilir mi? Evren hep vardı, büyük patlamaysa onun doğumu değil, gelişimi olabilir miydi? Bu yüzden gözlemlenebilir evrenin doğumu demek daha doğru olacaktır. Zamandan ve maddeden soyutlanmış olan bizler için bile büyük patlamadan önce ne olduğunu gözlemlemek çok zor. Bu soru yüzyıllar boyunca evrenin çözülmemiş en büyük sırlarından biri olarak kalmaya devam edecek. Şimdi biraz güvenli bir yere gitmemiz gerekebilir. Atomdan daha küçük bir noktadan evreni oluşturacak olan her şey muazzam bir enerji boşalımıyla meydana geliyor. Aslında evren patlamıyor. O inanılmaz bir hızla genişliyor. Kulağa çılgınca geldiğini biliyorum. Fakat hidrojen ve helyumun evrendeki oranı, yapılan teorik hesaplamalara göre Big Bang'den arta kalması gereken hidrojen ve helyum oranıyla uyuşuyor. Evrenin bir başlangıcı olmasaydı, evrendeki hidrojenin tümüyle yanarak helyuma dönüşmüş olması gerekirdi. Bu ilk dakikalarda soğuyan evren bazı çekirdeklerin oluşmasına imkan sağlamış olmalıydı. Belirli miktarda hidrojen, helyum ve lityum. Hani derler ya, çok sıcak bir çorbadan geliyoruz diye. 1964-1965 yıllarında evrenin sıcak ve yoğun döneminin kanıtı olarak kabul edilen kozmik mikrodalga arka plan ışımasının keşfiyle birlikte bilim insanlarının çoğu evrenin başlangıcının bir Big Bang olayıyla başlamış olması gerektiği fikrini kabul etmeye başladılar. 13.7 milyar yıl önce gerçekleşen patlamadan sonra evren hala genişlemeye devam ediyor. Öyle ki onu izleyen bizler adeta ışıktan hızlı genişlediğini sanıyoruz. Ama buna hız diyemeyiz. Neden mi? Çünkü evren tek noktadan değil, her noktadan genişliyor. Evet, biraz kafa karıştırıcı olduğunun farkındayım. İzah etmek gerekirse, hız tam olarak birim zamanda alınan mesafe demektir. Halbuki evren bir hareket yapmamaktadır. Sadece genişlemektedir. Ve bu genişleme bir noktadan değil, her noktadan gerçekleşir. Dolayısıyla bir noktada göreceğiniz genişleme hızı bir diğer noktada göreceğinizden farklı olacaktır. Bu durumda buna hız demek, yüksekliğe santigrat demekten farksız. Daha gitmemiz gereken çok yol var. O yüzden hızlı hareket edelim. Bakın, patlamadan sonra ilk yıldızlar oluşmaya başladı bile. Yerçekimi kuvveti, oluşan cisimleri, yıldız sistemlerini birbirine bağlamaya başladı. Böylece galaksiler oluştu. 12 milyar yıl önceki bir zamandayız. Çekim kuvveti öylesine güçlü ki galaksiler bile birbirine doğru sürükleniyor. Yüz milyonlarca yıl boyunca kütle çekimi galaksileri ve yıldız kümelerini şekillendirdi. Doğumumuzu sağlayan bu kütle çekimi başka gezegenlerde yaşamamızı da engelliyor. İnsan türü olarak dünyanın kütle çekimine uyum sağlamış bizler, Mars gibi kütlesi az da olsa farklı olan gök cisimlerine yerleşmemizin önüne büyük bir taş koyuyor. İşte bir gün üzerinde canlı yaşam barındıracak gezegenimizi de içine alacak olanı, Samanyolu galaksisi. Antik Yunan'da ona süt yolu derlerdi. Bu isim Yunan mitolojisindeki bir mitostan kaynaklanıyor. Bir gece Zeus, ölümlü bir kadından yaptığı oğlu Herakles'i fark ettirmeden uykuya dalmış olan Hera'nın göğsüne koyar. Bebek Herakles, Hera'nın memelerinden akan sütü içecek ve böylece ölümsüz olacaktır. Fakat Hera, gece uyanıp tanımadığı bir bebeği emzirdiğini fark edince onu fırlatıp atar ve boşalan memesinden çıkan süt de gece gökyüzüne fışkırıp akar. Hikayeye göre geceleyin gökte sönük bir ışıkla parıldar halde gördüğümüz süt yolu, Türkçe'de Samanyolu denilen kuşak böyle oluşmuş. Mitoslar eski çağlarda etrafımızda gördüklerimize bir izah görevi de görüyordu. Günümüzde evrendeki olayları açıklamak için modern bilimi kullanıyoruz. Evet, galaksimiz bütün ihtişamıyla uçsuz bucaksız evrendeki yerini aldı. Bir gün onu keşfedeceğiz. Demokritos'un geceleyin gökyüzünde görünen süt yolu denilen ışıklı bölgenin uzak yıldızlardan oluşuyor olabileceğine dikkat çekmesine, İbn Heysem'in Samanyolu'nun dünya atmosferine ait olmadığını fark etmesine, Biruni'nin Samanyolu Gökadası'nın sayısız bulutsu yıldızlar yığını olabileceğini söylemesine ve Galileo Galilei'nin ilk kez bir teleskopla gökyüzünü incelemesine daha çok var. Yerçekimi galaksileri ve yıldız kümelerini şekillendirdi ama bu var edici kuvvet aynı zamanda yok edici kuvvetleri de oluşturdu. Bu bir kara delik. Büyük bir yıldızın kendi içine çökerek ölmesi sonucunda oluştu. Güneşin 7 milyar katı kütleye sahip. Ona yaklaşan hiçbir şey onun çekim gücüne karşı koyamaz. Işık dahi onun yanından öylece geçip gidemez. İçerisinde neler olup bittiği ise tam bir muamma. İçerisinde zamanın yavaş aktığı ya da hiç akmadığı tahmin ediliyor. Eliptik galaksi Messier 87'nin merkezindeki süper kütleli bir kara deliği geçtiğimiz yıl fotoğraflamayı başardık. Günümüzden yaklaşık 5 milyar yıl önce. Var olabilmemiz ve hayatta kalabilmemiz için son derece gerekli bir şey doğmak üzere. Güneş. Devasa hidrojen bulutları Güneşimiz için doğum sancısı çekiyor. Yerçekimi yine iş başında. Güneşimizin oluşması için gerekli maddeleri bir araya topluyor ve yeterli sıcaklığa ulaştığında nükleer füzyon başlayabilir. Şu anda çekirdeği 14 milyon santigrat. O şu an Samanyolu Gökadası'nda bilinen 200 milyar yıldızdan biri ve günün birinde bizim için çok değerli ışınlarını yeryüzüne gönderecek. Güneşten çıkan enerjinin 2,2 milyarda biri yeryüzüne ulaşır. Geriye kalan enerji uzaya dağılır. Güneşin 3 günde yaymış olduğu enerji, dünyadaki tüm petrol, ağaç, doğalgaz ve benzeri yakıta eşdeğer. Dünya demişken o da doğmak üzere. Güneş sisteminin oluşum sürecindeki kaotik ortamda etrafta uçuşan maddelerden meydana gelecek. Güneş sistemindeki 8 gezegenden biri. O zamanlar bir ateş topunu andırsa da bir gün ona ev diyebiliriz. Onun hikayesi ise başka bir zamana kalsın. Artık zamanı biraz hızlandırmanın vakti geldi. Evrenin sonuna daha çok yolumuz var. Günümüzden 3 milyar yıl sonra. Güneşimiz ölmeye başladı. Zamanla yakıtını tüketip bir kızıldeve dönüşecek. Eğer dünyada hala hayattaysak, başka yıldızlara gitmek için son şans. 50 milyar yıl sonra. Güneşimiz artık bir beyaz cüceye dönüşmüş durumda. Yıldızların çoğu bu kaderi paylaşacak. Beyaz cüceler milyonlarca yıl boyunca ışık saçmaya devam edecekler. Evrendeki ışıklar birer birer sönmeye başladı. Ve artık yerine yenileri de gelmiyor. Çünkü artık kimse doğmuyor. Sadece ölüyorlar. Evrenimiz yolculuğuna çok hızlı başlamıştı. Ama çok yavaş bir şekilde ölüyor. 150 trilyon yıl sonra son yıldızda söndü. Şu anda evren ölü yıldızların mezarlığı durumunda. Artık tek ışık kaynağı beyaz cüceler ve nötron yıldızları. Evren bozulma çağında. Yerçekimi kuvveti ölü yıldızları ve gezegenleri galaksilerinden alıp donmuş boşluğa gönderecek. Beyaz cüceler de ölümsüz değil. Onlar da bir gün sönüp bir siyah cüce olacaklar. O kadar soğumuş haldeler ki artık en ufak bir ısı ya da ışık tutamazlar. Bir yıldızın siyah cüceye dönüşmesi o kadar uzun bir zaman alır ki evrenin yaşı bir siyah cüce görmemiz için yeterli olmadı. 10 bin trilyon yıl sonra Merkezdeki süper kütleli kara delik galaksileri yutuyor. Artık onların çağı başladı. Evrendeki tek enerji kaynağı kara deliklerin dönme enerjisi. Evrenin genişleme hızı öylesine arttı ki maddelerin birbirinden uzaklaşma hızı ışık hızına ulaştı. 10 üzeri 30 yıl, yani 1 nonilyon yıl sonra evren içerisinde sadece az sayıda yıldız kalıntısı, kahverengi cüce, başıboş ve fırlamış gezegenler ve kara delikler kalacak. 2 andesilyon, yani uçsuz bucaksız yıl sonra, insan türü olarak bu sayıyı şu an hayal bile edemeyiz. İşte o zaman protonların bile bozulmaya başlayacağı düşünülüyor. Hal böyle olursa evrende kara delikten başka bir şey kalmayacak ve kara delik evresi diye adlandırılan çağa girilecek. Bir bu kadar yıl sonra son kara delikler de Hawking radyasyonundan ötürü yok olmaya başlayacaklar. Artık evren karanlık evre döneminde. Akıl almaz miktarda çok yıl sonra. Evrenin sonu için halen bir an sayılan sayılardan söz ediyoruz. Geleceğin bu noktasından sonra neler olacağını ise şu an için kesin olarak öngöremeyiz. Ancak evrenin sonunu getirecek olan 3 önemli hipotez mevcut. Büyük yırtılma. En son bıraktığımızda maddeler birbirinden ışık hızıyla uzaklaşıyordu, hatırladınız mı? İşte bu hipoteze göre bu uzaklaşma öyle bir boyuta gelecek ki artık kütle çekimi bu etkiye karşı koyamayacak hale gelecek. O yüzden sonunda büyük yırtılma denen olay gerçekleşecek. Kütle çekimi evrendeki hiçbir maddeyi bir arada tutamaz hale geldiğinde artık evren dağılmaya başlayacak. Atomlarına kadar dağılan maddeler artık birbirleriyle etkileşime geçemez hale gelecek. Artık evren öyle tuhaf bir yer ki birbirine asla ulaşamayacak parçacıklar sonsuz bir boşlukta süzülüp gidiyor. Büyük donma. Büyük yırtılmayla hemen hemen aynı olan bu sondaysa yıldız oluşumuna yol açan gaz bulutları tükenecek ve evren karanlığa bürünecek. Sıcaklığı neredeyse mutlak sıfıra yaklaşan bir evren. Bu senaryoda var olan yıldızların yakıtını tüketmesi ve parlaklıklarını yitirmesiyle evren yavaşça ve merhametsizce karanlığa bürünecek. Büyük donma en çok kabul gören görüşlerden biridir. Büyük çöküş. Karanlık enerji eğer evrende tahmin ettiğimizden az ise kütle çekimi evrene hakim kuvvet haline gelecek. Bu yüzden evrenin genişlemesi eninde sonunda yavaşlayıp duracak. Sonra da tersine dönecek. Evren bu kez küçülmeye başlayacak. Bu da sıcaklığın artması demek. Evren küçüldükçe kara delikler hakim güç haline gelecek. Devasa kara delikler bir araya gelerek büyük çöküşten önce bütün evreni yutacaklar. Evrenin bu çöküşleri sonsuz bir döngü içerisinde tekrar tekrar yaşadığını ve yeniden başladığını iddia eden büyük sıçrama gibi umut vadeden görüşler de var. Evet, evren sonunda öldü. Entropi artmayı durdurdu. Çünkü kozmos daha fazla düzensizleşemez. Başlangıcı olan her şeyin bir de sonu vardır. Fakat bu söz evren için geçerli olmayabilir. Çünkü ne başlangıç noktasından %100 eminiz ne de sonundan.